Evet, şimdi de sizlere tarihi Büyük İpek Yolu'nun öyküsünü anlatacağım. Biraz da o yılların havasına girmek için gördüğünüz gibi bu telpağı başıma geçirdim. Ha, sakın ha Kafkas kalpağına benziyor demeyin, kan çıkar. Kafkas kalpağı başka, Türkmen telpağı başka. Bu telpak. Şimdi bakın, Sultan Sancar Türbesi'nin bulunduğu yer olarak da ün yapan Merv kenti aslında tarihi Büyük İpek Yolu'nun konak noktalarından bir tanesiydi. Tıpkı Harezm, Buhara ve Semerkant gibi. Tüccarlar burada konaklarlar, mallarını değiştirirler, satarlar, kârlarını yapar, kendi ülkelerine dönerlerdi. Çünkü zannedildiği gibi bir mal, örneğin ipek, örneğin vernik, örneğin boya, Çin'den yol çıktıktan sonra tek bir seferde Avrupa'ya ulaşmazdı. Yolda durak yerlerinde el değiştirir, tüccarlar kârlarını yapar ve bir mal bazen Çin'den yola çıkıp Avrupa'ya ulaşıncaya kadar değerinin 5-6 katına ulaşırdı. Şimdi ben tarihi Büyük İpek Yolu'nun öyküsünü anlatmak için Kızlar Kalesi'ni seçtim. Neden? Onu biraz sonra anlatacağım. Gelin önce bir İpek Yolu'nun öyküsünü bir dinleyelim. Tarihi Büyük İpek Yolu adını tabii ki ana ticaret maddesi olan ipekten yani kumaştan alıyordu. Bunun yanı sıra çay ve porselen ticaret de son derece önemliydi. Şimdi İpek Yolu Buhara, Semerkant üzerinden buraya Merve'ye ulaştıktan sonra buradan Nişabur'a, Nişabur üzerinden Bağdat, oradan Suriye limanlarına ulaşırdı. Ve limanlardan gemilerle Mısır'a, Bizans'a ve Avrupa'ya doğru yola çıkardı. Bu İpek Yolu dışında iki ayrı İpek Yolu daha vardı. Bir tanesi Afganistan üzerinden doğru Hindistan'a inen, diğeri Hazar Denizi'nden Volga Nehri ile Doğu Avrupa'ya ulaşan. Şimdi tarihi Büyük İpek Yolu günümüzde tabii ki eski önemini yitirmiş durumda. Ancak mahalli, yöre halk için hala o pazar, alışveriş zihniyeti çok önemli. Selamun aleyküm. Türkiye. Yarım yarım Türkmen diyarım. İnsan burada havasına giriyor tabii ki. Buradan Türkmen söyler dolaşıyor. Benim kulağıma takılıyor. Diyarım diyarım Türkmen diyarım. İnternet Türkleri var. Dedim ya, o tarihi İpek Yolu'nun alışkanlığı günümüzde de bütün canlılığını koruyor. Bakın şu anda ben Aşkabat yakınlarındaki Türkmen pazarındayım. Burada inanılmaz bir kalabalık var. Yani binlerce bakın. Hani kameranın görebildiği kadar, Erkan döndürebildiği kadar şu binlerce alışveriş Türkmen'i görelim. Evet, burada tabii bu arada farkındasınız. Kamera döndükçe hanımlar hemen sırtlan dönüyorlar. O da tabii tarihi bir alışkanlık. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Türkiye. Türkiye, İstanbul. Bunlar ne Türkmen şimdi? Bak. Bu hanım için bu, hanım için bu. Otur, olur mu? Ha? Bana olmaz mı? Ya. Nasıl, bunu böyle mi takacaksın? Böyle, takın. Nasıl, böyle? Böyle. Ha, şöyle. Ha, böyle. Böyle. Oldu mu öyle? He? Oldu mu oldu? Böyle mi? Böyle mi? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Siz de bakın bana söyle ne olur. Şu anda 60 milyon Türk'ün karşısında deney yapıyorum. Bak oldu mu? Oldu galiba. Ups. Yakından gösteriyoruz. Şimdi tabii bak. Yakından bak. Bak. Of. Bakar mısın? Hakikaten çok güzel. Böyle bir güzelliği, tamam, hak yemeyelim. Hemen 1000 dolardan başlıyorlar. 1000 dolar yani vahim para, korkunç para 1000 dolar tabii. Tabii ki alamıyoruz, uzaktan bakınıyoruz, böyle sesini çıkartıyoruz, yetiniyoruz, size gösteriyoruz sadece. Ha? Onu bir de çalıştı, aldı, maldı. Ben ama şeyini diyorum şimdi, kaç para? 1000 dolar diyorsun, 1000 dolar olur mu? Yapma Allah aşkına, 1000 dolar. Onun parası yok. Bende de yok, bizde para yok. Var, bu mesela 100 manat.
16. O çok manat o. Abi çok manat. Ben bunu alayım, kamerayı vereyim. Harika, bu olay çok güzel, çok güzel. Tamam, kamera bilen şey yapalım. Tamam, bunu alıyoruz, programı burada bitiriyoruz. Bunu aldım, kamerayı verdim. Ver bakalım kamerayı, al kamerayı. Kamera gidiyor şu anda. Abi vermem ben kamerayı. Vermiyor kamerayı. Vermem kamerayı, Erkan vermedi kamerayı. Evet, kamerayı vermedi, ne yapalım? Kusura bakma. Olmadı yani, ne yapalım? Sağ ol, Allah razı olsun, sağ ol. Kamerayı kurtardık. Merak etme, kurtardık kamerayı. Gidiyordu az ha. Bir kolye kastı, kamera gidiyordu. Gördüğünüz gibi burada Türkmen pazarında satış yapanların neredeyse %100'ü hanım. Ve kıyafetler rengarenk. Ben diyebilirim ki yani bakın bu kadar renkli giysi, bu kadar renkli giymiş hanım. Bir arada daha hiçbir yerde görmedim Türkmen insanından önce. Erkeklere gelince... Ben tamam. Erkeklere gelince onlar nedense böyle biraz gri, biraz haki, biraz kahverengi, onun da uçuk bir rengi. Böyle soluk renklerle işi geçiştiriyorlar. Hanımlar rengarenk, erkekler renksiz. Ha, böyle burada telpak giymiş bir tek beni görüyorsunuz. O da neden? Hani mahalli görüntü vereceğiz ya, telpak kafamıza taktık. Şimdi böyle birdenbire kendim burada Turist Ömer gibi hissettim. Hatırlayacaksınız 1960-70'li yıllarda Turist Ömer filmleri vardı. Bizim ekip mesela gidiyor diyelim Madrid'teler. Madrid'de cadde ortasında boğa güreşi kıyafetlerine gezerlerdi. Bütün İspanyollar da garip garip ona bakardı. Dolayısıyla hanımlar ses çıkarmıyor ama erkekler şu anda garip garip bana bakıyorlar. Şimdi telpaklı bir kıyafetin burada ne işi var gibilerinden. Olsun. Biz mahalli ve yerel takılmaya devam ediyoruz. Of. Bakalım. Dediğim gibi ama bakın renklere yani. Bir rengin tekrarı yok. Sarı yoğunlukta ama kırmızının, mavinin, yeşilin, siyahın en vay tünürünü görüyorsunuz. Gerçekten Türkmen hanımlar çok rengarenk giyiniyorlar. Çok! Da erkekler çok renksiz. Şimdi gelelim Kızlar Kalesi'nin öyküsüne. Bakın 6. 7. yüzyılda şöyle 17, 18, 19 yaşına gelen genç kızlar, yani gelinlik çağındaki genç kızlar bu kalenin içinde saklanırlarmış. Ha, saklanırlar ne yaparlarmış? Oyun mu oynarlarmış? Yok. Sadece gönüllerini, kalplerini çalacak beyaz atlı prensleri beklerlermiş. Peki beyaz atlı prensler neredeymiş? İyi bakın. Bakın. Arkada bir kale daha görüyorsunuz. Erkekler Kalesi. Evet. Damatlık çağına gelen delikanlılar da işte o kalede saklanırlarmış. Şimdi ne varmış bunda diyeceksiniz. Delikanlı oradan kalkar, gelir buraya, kız alır gider. Olur mu öyle şey? 6. asırdan bahsediyorum sizlere. Bakın şöyle olurmuş. Bir delikanlı o kaleden bu kaleye. Şu elimde gördüğünüz taş var ya taş. Evet, böyle bir taşı bir seferde fırlatabilirse gelip buradan gönlünün çektiği kızı alır gidermiş. Şimdi ne varmış bunda diyeceksiniz. Öyle ya. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Gelin, deneyin, buyurun. Denemesi bedava. Türkmenistan burada, Merv burada, Kızlar Kalesi burada, Erkekler Kalesi orada, taş burada, Halep oradaysa arşın burada. Hiç yorulmayın. Ben biraz sonra sizin için deneyeceğim. Bu taşı oradan buraya hiçbir delikanlı ulaştıramamış. Ve sonuçta hile yapmışlar. Teknolojik yardımla böyle tahtalar geliştirmişler, mancınıklar ve taşları mancınıkla yollamışlar. Ancak o şekilde gönüllerinin sultanlarına kavuşabilmişler. Evet, elimde taşım Erkekler Kalesi'ne geldim. Yok efendim, taşı buradan atınca oraya ulaşmamış da, efendim orada kızlar evde kalmış da, delikanlılar becerememiş falan filan. Biz öyle her duyduğumuza inanmaya kalkarsak, her okuduğumuza yetinirsek buraya gelmenin bir alemi yok ki. Ayrıca biraz evvel söz verdim, ben bunu deneyeceğim dedim. Şimdi bakın, bu taşı buradan Erkekler Kalesi'nden Kızlar Kalesi'ne fırlatacağım. Buradan orası yani helalinden 500 metre var, yarım kilometre. Kameramız bunu tek harekete çekecek. Yani biraz hareketler belki, yani kamera hareketleri biraz ani olabilir. Ürkmeyin, ne yapalım? Sonra hile yap dersiniz. Taş burada, ben burada. Halep orada, arşın burada. Hazır mıyız? Bakayım. Yavuz hazır mıyız? Bir seferde atıyoruz. Ani hareketle takip et taşı. Taş bu. Bir,
2, 3. Ya Allah, bismillah. Bu iş bu kadar. Bu iş bu kadar. Şimdi haklı olarak içinizden konuşsunuz, duyuyorum. Barış abi, taşı aldın, attın. Taş bir güzel kalenin tam ortasına, yani Kızlar Kalesi'nin ortasına düştü. Sonra ne oldu? Oraya taş düştükten sonra ben bir değil iki, Türkmenistan'ın en güzel iki kızını oradan kaptım. Buraya geldim. Bu tabii işin şaka, latife tarafı. Sağımda Lina, sonunda Taife var. İkisi de Türkmenistan'ın en ünlü mankenleri. Neyse, şimdi ben konuma tekrar dönüyorum. Ben Türkmenistan'ın en güzel iki kızını böyle seçtikten sonra, o yıllarda olduğu gibi öyle kervana develere binip de çöllere çıkmam tabii. Çünkü devir değişti. Günümüzde artık genç kızlar delikanlıları alıp götürüyorlar nereye? Mesela şu anda geldiğimiz gibi nefis bir tiyatro sahnesine. Biraz sonra Türkmenistan'ın en ünlü mankenleri bizlere nefis bir moda defile sunacaklar. Müzik! Aşkabatlı top modellerin sunduğu bu mini defileyle Türkmenistan gezimizin 3. haftasını burada not alıyoruz.